Yanımızda İyi Parti İl Başkan Danışmanı Kerem Akyıl var. Nasılsın abi? Çok teşekkür ederim Akif. Geçen sefer yaptığımız röportaj çok izleyince devamını getirmek istedim. Çok sevindim ben de. Bir faydamız oluyorsa ne mutlu. Temayül başladı saat 9'da, akşam 5'e evet. kadar devam edecek. Üye sayısı nedir? Nasıl bir süreç? Biraz anlatır mısın abi? Şimdi üye sayısını tam olarak bilmiyorum. 5500'ün üzerinde. 5800'lerde diye biliyorum ben de. Tamam, sen daha doğru biliyorsundur. Bütün üyeler bulundukları ilçede, ki burası Odunpazarı ve Tepebaşı ilçesi, burada oy kullanıyor. Evet. Bulundukları ilçede kurulan sandıkta oy kullanma hakkına sahipler. Geçerli bir kimlik getirecekler ve oy kullanacaklar. Nasıl oy kullanılacak? 6 milletvekili var biliyorsun Eskişehir'de. O 6 milletvekiline bir sıralama yapılacak. İşte Ali, Veli, Ayşe, Fatma, neyse artık vatandaşın, daha doğrusu parti üyesinin gönlündeki altılıyı yapacak. Altılıyı bulacak yani. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra da bunlar sayılacak. Muhtemelen her şey yolunda giderse saat 19 ile 20 arasında sonuçlar belli olur. Ama her şeyin yolunda gitmeme ihtimali var. Aday adaylarının biz itiraz ediyoruz buna deme ihtimalleri var. O zaman bütün oylar tekrardan sayılacak. Her 6 tane oy kullanacaksın. O 6 oydan işte Ali'ye, Veli'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya diye 6 oy dağıtılacak. 26 aday adayı var. 26 aday adayı var. Bunun 6'sı kadın. Kadın kotası var. Üyelerin 2 kadına oy vermesi mantıklı. Çünkü bir kadın kotası var. 16 Nisan'da açıklanacak. YSK'nın açıklayacağı. Evet. Listede. Orada 2 kadın olacak. En az ama. Ama tabii kaçıncı sırada olur? 6. 5. mi olur? 1. 2. mi olur? Onu belirleyeceğiz. Emine Başkan kızıyor. En az diyor. Yani. En az tabii. Doğru. Tabii, en 3, az. 4 de olabilir. Tabii. Bir de bütün adaylar da kadın olabilir yani. Ama en az 2 kadın olmak zorunda. Ya bu cinsiyet kotası aslında ama hepimiz biliyoruz ki kadınlara yarayan bir şey bu. Abi sana şeyi sorayım ben. İyi Parti'ye kadınlar çok fazla ilgi gösteriyor. Bunun sence sebebi nedir? Ya burada tabii genel başkanımızın kadın olmasının önemli bir etken olduğunu söyleyebilirim. Çok kuvvetli kadın adaylar var. Evet. Çok kuvvetler var. Ben biliyorum. Şimdi burada isim vermeyeyim. İftar programlarında bile yarı yarıyaydı neredeyse. Öyle tabii, öyle. Gayet güçlü kadın adaylar var yani. Dediğim gibi bu il başkanının ve genel başkanın kadın olmasından kaynaklanıyor. Çok iyi bir şey. Ben bütün kadınları, bütün siyasi partilere davet ediyorum. Gelsinler, siyasetin içerisinde olsunlar. Biz erkeklere bırakmasınlar meydanı. O kadar kolay değil. Teşekkür ederim. Biz yakamızın düğmesini ilikleyemeyiz. Teşekkür ederiz abi. Ben teşekkür ederim.